Fireworks'te vektörel çizimlerimizle ilgili yapabileceğimiz renk çalışmalarına birkaç örnekle göz atalım. Öncelikle vektörel çizimimizi gerçekleştirelim. Bu vektörel çizim üzerinde renk kontrollerini inceleyelim. Şu anda solid yani tek renk üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştirebiliriz. Daha önceden Color palet ve Swatch üzerinde oluşturduğumuz renklerimizi buradan seçip çizimimizi uygulamamız mümkün. Bunun haricinde yine dolgu ile ilgili kategori içerisinde gradient yani geçişli renkleri seçebilmek mümkün. Burada lineer yani doğrusal bir geçiş uygulanmış durumda. Doğrusal geçişle ilgili farklı özellikleri Yine renk bölümünden ayarlayabiliriz. Yeşilden kırmızıya doğru bir geçiş oluşturmak ve bu geçişi farklı şekillerde yapılandırabilmek mümkün. Bir farklı kategori ise paternler, yani desenlerin ilgili çizim uygulanması. Burada daha önceden Fireworks içerisine kaydedilmiş hazır desen yapıları olduğu gibi Other bölümünden kendi belirlediğimiz desenleri de bu yapı üzerine uygulamamız mümkün. Şimdilik Oil Paint gibi Illusion gibi farklı paternleri, farklı desenleri oluşturduk ve uyguladık. bölüm içerisinde hem ön izlemesini yapmak hem de patenler arasında bir geçiş sağlamak da mümkün. Şimdi çalışmalarımızda kendimizin ekleyeceği bir patenle devam edelim. Bu patern için bilgisayarımızdaki Fireworks'ün desteklediği herhangi bir farklı görsel dosyayı bu çalışmalarda kullanılacak patern olarak içeriye alabiliriz. Bunun için yine varlıklarımızın altında yer alan kitap1.jpeg dosyasını alalım. Şimdi kendimizin dışarıdan alacağı bir paterni vektörel çizimimize uygulayalım. Bunun için paternlerden varsayılan paternleri değil, adır diyerek Fireworks tarafından desteklenen dosyalar içerisinde herhangi bir dosyayı seçiyoruz. Varlıklar klasörümüz içerisindeki 100 JPEG dosyasını seçelim. Gördüğünüz gibi bu çalışmamız içerisinde artık 100 isimli dosya bir patern olarak çalışmalarımıza eklenebilmekte.